Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Evet şimdi sorularımıza başlayalım. Normalde beceri temelli sorulardan birer tane çözüyoruz ama bu sorular biraz kısa olduğu için bu videoda iki tane soru çözmüş olacağız. 6 numaralı sorumuza bakalım. Bu parçaya göre İyi filmler aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? İyi filmler duyguları harekete geçirerek insan ruhunu dönüştüren, insan ruhunu dönüştüren derken etkileyici anlamında kullanmış. Taklidi olmayan yani özgün sorular yani özgün filmlerdir. Ve kahramanları kanlı canlı bireylerden oluşandır. Kanlı canlı bireyler derken de gerçekçi e, niteliğini vurgulamış. Böyle filmler insanın kalbinde kıvılcımlar oluşturur demiş. E, tutarlılıkla ilgili hiçbir bilgi vermemiş bana cevabım Bursa tutarlılık olacak. 7 numaralı sorumuza bakalım arkadaşlar. Önce soru kökümüzü okuyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu metindeki altı çizili ifadede anlatılmak isteneni karşılayan altı çizili ifadede anlatılmak isteneni karşılayan bir söz grubu kullanılmıştır? Altı çizili ifadem belli ama ben bağlamdan harekette daha iyi kavramak için metnin tamamını okuyayım. Dört kirpi soğuk bir kış akşamı donmamak için birbirine sokuldu. Dikenleri birbirine batınca ayrıldı. Üşüyünce tekrar yaklaştı ve dikenleri batınca yine uzaklaştı. Kirpiler soğukta tek başına durmak ile batan dikenlerin acısı arasında gidip geldi uzun süre. Yaşadıkları bu ikilem, aralarındaki uzaklık her iki acıya da dayanabilecekleri bir noktaya gelinceye dek sürdü. Kirpi ne dikenleri birbirine batacak kadar yakın ne de üşüyecek kadar uzaktaydı artık. İşte bu duruma kirpi mesafesi dendi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu metindeki altı çizili ifadede anlatılmak isteneni karşılayan bir söz grubu kullanılmıştır demiş. A'ya baktım. İyimsellik hayattan daha çok keyif almamızı sağlar. Hayır, iyimserlikle alakalı bir durum söz konusu değil. Eledim. Eledik A şıkkını. B'ye baktım. Yaşamda dengeli olmak beraberinde huzuru getirir. Bir dursun. Kafamı karıştırdı biraz. Şöyle bir işaret koydum kenarına beklesin bu ışık. C'ye baktım. Güçlüklerle mücadele etmek geleceğimize yön verir. Evet kirpiler güçlüklerle mücadele etmişler burada ama gelecekleriyle ilgili yön vermekle ilgili bir bilgi vermemiş. C şıkkını da eledim. D'ye baktım. Cesur insanlar zorluklar karşısında karamsarlığa düşmezler. Alakası bile yok. Bunu da eledim. Ama yaşamda dengeli olmak beraberinde huzuru getirir. Şimdi kirpiler dikenlerin batmayacağı kadar mesafeye yaklaşıyorlar ee, ve üşümeyecek kadar da uzaklaşıyorlar. Yani kirpiler biraz dengeyi kuruyorlar arkadaşlar. Kirpi mesafesi dendiğinde de dengeli olmak, yaşamda dengeli olmak, huzu beraberinde huzuru getirir anlamı çıkabilir. Cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. <laughs>